Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde eşini, yeğenini ve yetiştirdiği birçok sporcusunu kaybeden, kendisi de enkazdan çıkarılan milli tekvando antrenörü Hasan Özdemir, sporla yaşama yeniden bağlandı. Devam et. Kendimizi savunacağız. Mesela diyelim, bir tanesi yolda gittiğimiz yerde ne yapıyor? Yürüyoruz. Buradan blok da yapabilirim. Blok. Buradan anında buna basıp buradan vuruş da yapabilirsin. Eşim rahmetli panik atak olduğu için hemen kalkar kalkmaz kapıya koştu. Onu almak için bitişik odaya yöneldiğimde kızımla birlikte kucaklaştık, koridora çıktık ve deprem yaşadık. Evet. Abla yukarıya baksın. Üzerimize yaklaşık şöyle bir 1 metreye 2 metre uzunluğunda bir duvar. Ben düşmüşüm, kızım üstüme düşmüş. Kızımın beline denk gelmiş. Leğen kemiğinde 3 kırık. Benim sağ elimin yüzü kırık ve sağ bacağımın iç kısmında çatlaklar oluşmuştu. Şunu yapayım yok. Başladığınız spor branşı. Yüzün üzerinde benim sporcularımdan vefat edenler var. Bunların içinde tekvandocu olanlar, işte efendim başka branşlardan da bizim çalıştırdığımız özel salonumuzda kickboks olsun, bilek güreşi olsun, bunların toplamında salonuma gidip gelen sporcularım olsun, yüzün üzerinde kayıp var. İnanın daha hepsini yavaş yavaş toparlıyorum, kimisini resimliyorum. İnan bir gün bunların hepsini böyle bir klasör halinde diyeceğim ki ne şu kadar deprem şehidi olan sporcularım var diye de belki kısmet olursa yayınlarız. Hayatınız boyunca rehabilit edecek, öfke kontrolü yapacak size. Kızımla beraber kurtulduk. Kaybeden canlarımıza daima rahmetle anıyoruz. Salonumuzun bile üzerindeki binadan, her gün aile dostlarımız, 70'in üzerinde bir binadan cenazesi çıkan dostlarımız var. Dans et. Öndeki ayağından tekme atlıyorum. Evet, öbür ayaktan ha. Evet. Hayata bağlayan, temelden beri yapmış olduğumuz spora borçluyuz her şeyimizi. Özellikle de tekvando branşında hali hazırda dediğim gibi milli takım antrenörüyüm. Spor bizi hayata bağladı. Tekrar hayata tutunmamıza sebep oldu, vesile oldu. Halen de öğrencilerim yani buraya geldiği zaman mutlu oluyordular. Ellerinden tutup bunları maçlara götürüyor. Sağ olsunlar. Federasyon başkanlarımız, gerek handbol gerek tekvando federasyon başkanlarımız maddi manevi bize hep destek oluyorlar. Bunları ulaşımlarıyla ilgili gerek belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız hep bunların iaşelerini karşılıyorlar. Gezin ayetinde de olsa bunları hayata bağlayıp sporun sayesinde geri tekrar bunları hayata kazandırmaya çalışıyoruz inşallah. Aslından doğru doğru tekvandocu. Önümüzde bizim tekvando branşında dediğim gibi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Gençler Türkiye Şampiyonalarımız var. Şimdi onları hazırlanıyoruz. Tabii elimizdeki kalan öğrencilerle. Yalnızca dediğim gibi eskiden bir müsabakaya giderken 10 kişi 15 kişi götürüyordum. Şu anda ancak ve ancak 4 veya bilemedim 5 kişi adam götürebiliyorsak ne ala diyoruz. Buna da şükür diyoruz. Hadi gel. Evet. Sporla hayata tutundum. Zaten çocukluğumdan beri de yapıyorum. Şimdi antrenörüm. Bazı yerlerimde kırıklar var. Hala da tedavim devam ediyor. 2 senem var tam spora tutunabilmem için. İyi kemiğimde kırık var, 3 kırık orada. Fizik tedavim hala devam ediyordu. Eskisi gibi değilim. Ben 19 gün hastanede kaldım. 15. gün zaten ayağa kalktım. Çünkü kalkamıyordum, hareket edemiyordum. Sonra onun ardından ayağa kalktım ama yürümemde hala aksamalar vardı. Ya şimdi yine iyiyim ama bazen ağrılarım oluyor.